Efendim, yaklaşık 6 aydır İki Telli Müteşebbis Heyet Başkanısınız aynı zamanda İstanbul Valiliğinin yanında. Bir de böyle bir görev eklendi. İki Telli'yi bölge olarak ve üretimi, sanayisi olarak, KOBİ şehri olarak, sanayi şehri olarak nasıl görüyorsunuz? Sayın Vali Mutlu, İki Telli'ye bakış açısı nedir efendim? Evet, İki Telli gibi bir organize sanayi bölgemiz var diyeceğim. Çünkü burada üretim var. Ve gerçekten Türkiye'nin gücüne güç katan bir enerji var. Gururlandığımız bir OSV. Elbette ki kuruluş tarihi itibariyle de çok keyifli bir OSV. Ve şu anda 200 bine yaklaşan çalışanı var. Ve gücünü sürekli arttırıyor, sayısını arttırıyor. En önemli şey elektrik tüketim oranlarında ciddi artışlar var. Tabii bütün bunlar, üretimdeki artışlar, bize heyecan veriyor. İş dünyası o sebeple gerçekten çok ileriye bakıyor. Bu tabii ki bakış ülkenin refahı, İstanbul'un gücü anlamına geliyor. Tabii o sebebin iş dünyasına, işvereniyle, işçisiyle minnettarız. O sebebedeki bu büyüklük, o sebebedeki bu potansiyel, bu hareketlilik, bu yatırım heyecanı, yeni iş yapma arzusu, yaratılan istihdam, daha fazla elektrik tüketimi, daha fazla ihracat, bütün bunları üst üste koyduğunuz vakit Türkiye'nin gücüne güç katmak diye düşünüyorum. İki Telli'nin vizyonunda bu var. Türkiye'nin gücüne güç katmak. Efendim, İki Telli kurulalı 28 yıl olmuş ama hiçbir eğitim tesisi yok. Oysa işverenlerin, iş yerlerinin eleman ihtiyaçları var. Bu da kalifiye elemanla çözülemiyor. Yani eğitimli işçi sıkıntısı da had safhada. 28 yıldır bir eğitim kurumu için neden adım atılamadı bilemiyoruz ama siz göreve gelir gelmez bu eğitim eksiğini gördünüz ve çok önemli bir adım attınız. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet, her zaman ifade ediyoruz. Eğitim en temel meselemizdir ve eğitilmiş insan gücü kadar da kıymetli bir hazine yoktur. Dolayısıyla insanlarımızın özellikle ülkenin kalkınması, refahı için mesleki eğitim alanında da çok ciddi bir eğitimden geçirilmesi lazım. Arzu ediyoruz ki ülkemizde mesleki eğitim alanında yetiştirilmiş insan gücümüz çok çok daha yüksek bir sayılara çıksın. Bunların gerçekleştirilebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığımız en büyük görevi üstleniyor. Mesleki eğitimi çok daha öncelikli hale getirmeye çaba sarf ediyor. İstanbul'umuzda da şu anda %60 genel liselerimizde, %40 meslek liselerinde olmak üzere bir seviye tutmuş vaziyetteyiz. Ama bunun ilk etapta %50-50'ye, daha sonra da mesleki eğitimi çok daha ön plana çıkartılacak bir seviyeye gelmesi lazım. Burada sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve hayırseverlerin değil, özellikle de iş dünyasının da bana göre üzerine düşen görev var. Bu iş dünyasının da lokomotifi OSB'ler olmalı. Şimdi OSB'nin içerisinde bunu, üretimi ve insan unsurunu bir araya getirmek suretiyle nitelikli hale dönüştürmeye Müteşebbis Heyetimiz, yönetim kurulumuz karar verdi. Ve hemen bir meslek lisesiyle birlikte buranın istihdamında önemli rol oynayacak, nitelikli iş gücünü yetiştirecek bir okul inşaatına başlıyoruz. Ama bu tek bir hamleyle de bitmeyecek. İnşallah meslek yüksekokuluyla ve İşletmeler üstü eğitim merkezi. Siz söyleyin istiyorum. İşletmeler üstü meslek eğitim ve teknoloji merkezi. Evet. Gibi yeni yatırımlarla da bunları hemen takviye etmemiz ve desteklememiz gerekiyor. Burası bir üretim üssü, bir sanayi üssü değil, aynı zamanda bir eğitim üssü olmalı. İki Telli'ye bu yakışıyor. Şimdi yakışanı yapıyoruz. Tabii her şeyin vakti ve zamanı var. Demek ki eğitim noktasında da böyle bir zamana ve vakte ihtiyaç vardı. Gün bugün, daha fazla gecikmeden bunu yapmamız gerekiyor. Ben de bu konuda hemen fikir birliği yapan bütün müteşebbis heyetimize ve kooperatiflerimize, yönetimimize teşekkür etmek istiyorum. Efendim, İOSB yönetimi olarak Nihat Başkanımızdan da söz alacağım. Ama birlikte olursanız, çünkü birlikte bir icra kurulunuz var. Birlikteyken şöyle bir katkıda bulunayım. Sayın Valimizin bu güzel eğitime yaklaşımı, bölgeye yaklaşımından dolayı ESKOP Sanayi İstesi olarak bizim eğitim alanımız mevcuttur. Biz de bu yıl planlamasını yaptık. Burada meslek okulunu açıyoruz. Hayırlı olsun. Efendim, Nihat Başkanımıza da, bu da Sayın Valimize. Biraz daha yaklaşırsanız Sayın Valimin yanına. Teşekkür ederim. Evet. Nihat Başkanımıza da şunu sormak istiyorum.
icra olarak yönetimsiz de ama Sayın Valim'de müteşebbis heyet başkanı. İki telli nereye gidiyor? Yani ufuktaki projeler anlamında soruyorum. İki telli nereye gidiyor efendim? İki telli çok çok iyi yerlere gidiyor. Sayın Valimizin destekleriyle inanılmaz hamleler içerisinde. Sayın Valimin arz ettiği gibi eğitim hamlemiz, enerji hamlemiz, ihracat hamlemiz hepsi tek tek gerçekleşiyor. Enerjide çok büyük bir eğitimde küçük bir not daha ilave etmek istiyorum. Bu ay Güngören Bağcılar sanayi sitemizin içinde çıraklık okulumuzu da açtık ve başladık. İlave olarak bunu da söylemek istiyorum. Meslek Sayın Valim'in belirttiği gibi üniversite olarak da çalışmalarımız son aşamasına getirildi. Meslek Yüksek Okulu da sınırlarımız içinde açılacak yaptığımız çalışmalar sonunda. Onun dışında enerjide çok büyük hamle yaptık. 2010 ile 2011 yılı arasında yıllık enerji tüketiminde 12 milyon kilowatt saat enerji artışı sağladık. Ama fiyatını da aşağı indirdik. Son yapılan %12 zammı da 2 telli sınırları içerisinde bulunan bütün sanayicimize, ticaret erbabımıza 0 zam olarak 2 telli organize sanayi bölgesi yansıtıyor. Ve bu zammı hiç yansıtmıyor yaptığı çalışmalarda. Başta Sayın Valim'in gayretleriyle Türkiye'deki 264 OSB'den sadece 2 telli organize sanayi bölgesi 100 megawatt gücündeki trafoyu bize sağladılar. 14 milyon TL'lik bir tasarruf imkanı olanağı sağladılar. Kendilerine de müteşekkir bütün 2 telli organize sanayi bölgesi sanayicisi, küçük esnafı, 30 bin iş yeri, 300 bin çalışanı adına da hepimiz adına da teşekkürlerimi arz ediyorum. Efendim, Hazine Müsteşarlığından Sayın Valinin katkısıyla bir de teşvik belgesi alındı. KDV muafiyetinden dolayı da bildiğimiz kadarıyla 2011 yılında 3 trilyon liralık bir İOSB'ye katkı sağlandı. Bu konuda da bir cümle alabilir miyim? Bu 4562 sayılı yasanın organize sanayi bölgesinin tüzel kişiliğine verdiği yasal bir haktı. Bu hakkı 17 Mayıs tarihinde müracaat ederek Başbakanlık Hazine Müsteşarlığımızdan sağladık Sayın Valim'in katkılarıyla ve bu sayede de OSB'ye yatırım imkanı yapma doğdu ve şu anda aldığımız trafo, kablo vesaire her türlü harcamamızda %18 KDV'yi ödemiyoruz. Bunu da tasarruf olarak iki telliye sağlamış oluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Bir dakikayı geçti ama başka daha sonra zamanınızı almayayım diye onun için önceden bitirelim. Çok şey var yeter. Çok teşekkür ederim Sayın Valim. Çok teşekkürler. Saygılar. Evet.